Tabii hocam. Tabii spor hayatımızda olmazsa olmaz ve hepimize spor yapmayı seviyoruz. Artık çünkü birçok hastalığında tedavi yöntemlerinden birisidir spor. Peki kalple takılan hastalarımız spor yapabilirler mi? Hareketlerine nasıl dikkat edecekler? Çok hareketlilik kalp piline zarar verir mi? Öncelikle spor ile egzersiz kavramlarını ayrı tutmak gerekiyor. Spor dediğimizde zorlayıcı yarışmalı sporlardan tutun, genç hastaların bile zor kaldıracağı bir takım aktiviteler geliyor aklımıza. Egzersiz ise 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir aktivite türü. Şimdi pil takılan hastalar elbette kısıtlı hastalar. Yani bu hastaların pil dışında hiçbir sorunu yok. Her bakımdan her istediklerini yapabilirler gibi bir ifadeyi kullanmamız mümkün değil. Az önce ifade ettim. Kalp pillerinin önemli bir kısmını biz kalp yetmezliği olan hastalara takıyoruz. Zaten bu hastalar nefes darlığı, çarpıntı gibi bir takım sorunlar nedeniyle zaten spor gibi bir aktivite şansı olmayan hastalarımız. Ama egzersizden bahsediyorsak şayet egzersiz elbette yapabilirler. Yapmalılar her şeyden önce. Kalp pili olan bir hastanın egzersiz yapması için hiçbir engel yok. Az önce bahsettim, sol kolumuza yaptırılacak ters ve zorlayıcı bir hareket pil için sakıncalıdır. Yani sol kolumuzu kullanmadığımız müddetçe Evet. bütün vücudumuz egzersiz olarak Kullanmamayı da şöyle düzeltelim. Kullanmamaktan ziyade sol çok kolun fazla aktif etmemek. mesela barfiks çekmek elbette ağır bir spor. Evet. Sol koldaki bir zorlama kablonun yerinden oynamasına sebep olabilir. Bu ilk 3 ayda da geçerli, ömür boyu geçerli. Yani bu ağır bir spor. Bunu kesinlikle yasaklıyoruz hastalarımıza. Kolu kullanmamak tam olarak söylediğim şeyin karşılığı değil. Kolu kullanacak elbette. Sol kolunu istediği gibi hareket Yani ettirebilir. çok da hareketsiz bırakmaması gerekiyor. Elbette, Bu sefer evet. kireçme, Aşırı korku farklı hastalıklar. nedeniyle kolu askıya alıp bu sefer başka sıkıntılar yaşayan hastalarımız var. Sol kolu yokmuş gibi kabul eden hastalarımız var. Böyle bir şeyi asla önermiyoruz. Hastamız sürekli kafasında pilim yerinden oynayacak gibi bir korkuyla yaşamamalı elbette. Sadece az önce bahsettiğim zorlayıcı durumdan kaçınması gerekiyor. O kadar. Ki bahsettiğimiz hastaların çoğunluğu zaten bu tür zorlayıcı egzersizleri, zorlayıcı sporları yapma kapasitesine sahip değiller zaten. Yani bizim onlara yapmayın dememize gerek yok. Çünkü nefes darlığı kalp yetmezliğinde önemli bir kısıtlayıcı unsur. Ama düz yolda yürüyüş yapmak elbette ki mümkün. Kontrollü şartlar altında yüzmek zorlayıcı olmamak kaydıyla, güvenli tek başına olmamak kaydıyla, havuzda tek başına olmaması kaydıyla. Bunlar mümkün egzersiz türleri ama zorlayıcı sporlardan elbette ki uzak durmalarını öneriyoruz. Hız odaklı takılan pillerde ise yani yaşlarda kalp hızı düştüğü için pil taktığımız hastalar kendi kapasiteleri el verdiği ölçüde istediği egzersizi yapabilirler onlarda.